kefeni bak senin cenazeni yıkadıklarında ben iki yıl boyunca her gün, gün ağladım. Ne O demiş, gözyaşlarımla be. senin cenazeni yıkasınlar. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Sana hakkımı helal etmiyorum. Yüce Rabbim derse ki sen bunun yüzünü bir daha göreceksin. Hakkını helal et. Derim ki görmeyeyim. Bu adamın yüzünü görmeyeyim. De Esra Erol'da eşinin beddualarıyla gündeme gelmişti. Veysel sokak ortasında ölü bulundu. Geçtiğimiz yıl Esra Erol'un programına katılan Betül, eşi Veysel'in başka bir kadından ikiz bebekleri olduğunu öne sürdü. Yapılan DNA testi sonucunda bebeklerden birinin babasının Veysel olduğu tespit edildi. Olayın ardından Betül'ün canlı yayında Veysel'e ettiği dualar büyük ses getirmişti. Yayının etkisi geçerken duyanların inanamadığı bir gelişme yaşandı. Esra, canlı yayında Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu duyurdu. Geçtiğimiz sene, ATV ekranlarında yayınlanan Esra, Erol'un programına katılan Betül isimli kadın, eşinin başka bir kadından ikiz bebekleri olduğunu iddia etmişti. Ancak yapılan DNA testi sonucu ikiz bebeklerden yalnızca birinin, babasının Veysel olduğu ortaya çıkmıştı. Bu ilginç olayı açıklayan Esra, 72 saat içinde döllenme, gerçekleşirken ikinci bir birliktelik yaşanması gerekiyor demişti. Betül ve Veysel boşandı. Esra tıp dünyasında az rastlanan bir olayı ele. Alırken Veysel ve Betül boşanmış ve herkes kendi yoluna gitmişti. Olayın üzerinden bir yıl geçerken Esra, canlı yayında yine bu olayı gündeme getirdi. Programda açıkladığı gerçeği duyanlar şok geçirdi. Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu açıkladı. Veysel'in ölümünden beni sorumlu tutuyorlar. Yayında. Biz Betül'le Veysel'in boşanmasını sağladık. Bugün tam. Bir yıl sonra Veysel'le ilgili bir haber geldi. Veysel yorulmaz, İstanbul'da sokak ortasında ölü olarak bulundu. Betül, eski eşinin ölümünün şüpheli olduğunu iddia etti. Yayında. Veysel'in ölümünden sorumlu tutuyorlar diye bir cümle kurdu, dedi. Benim gözyaşlarımla senin cenazeni yıkasınlar. Betül, geçtiğimiz sene gerçekleşen yayında, sen benim ahımla mezara sığamayacaksın. Senin ölümün çok feci olacak. Benim gözyaşlarımla senin cenazeni yıkas. Bunlar diyerek Veysel'e isyan etmişti. Veysel'in amcasının oğlu ise, senin bedduan tuttu. Öldü diyerek Betül'ün ölüme sebep verdiğini iddia etti. Olayın üzerinden bir yıl geçtikten sonra, Esra Canlı yayında yeniden bu olayı gündeme getirdi ve Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu açıkladı. Şok bu gelişme, izleyiciler tarafından büyük yankı uyandırdı. Yayında biz Betül'le Veysel'in boşanmasını sağladık. Bugün tam bir yıl sonra Veysel'le ilgili bir haber geldi. Veysel yorulmaz, İstanbul'da sokak ortasında ölü olarak bulundu. Betül, eski eşin ölümünün şüpheli olduğuna iddia etti. Veysel'in ölümünden sorumlu tutuyorlar diye bir cümle kurdu, dedi. Betül, Veysel'in amcasının oğlunun kendisine senin bedduan tuttu. Öldü dediğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl Betül, Veysel'e karşı büyük bir öfke duyduğunu belirterek, "Sen benim ahımla mezara sığamayacaksın. Senin ölümün çok feci olacak." sözleriyle isyan etmişti. Esra Erola çıktıktan. Sonra ölü bulunan Veysel'in doktorları, şaşırtan tuhaf hikayesi. Esra Erola çıktıktan. Sonra ölü bulunan Veysel'in doktorları, şaşırtan tuhaf hikayesi. 2023 yılında Esra Erol'da akıl almaz bir olay yaşanmıştı. Betül ve Veysel Yurulmaz çiftinin aldatma olayında 100 milyonda bir ihtimal gerçek oldu. İkiz bebeklerin babası farklı çıkmıştı. Tıp tarihine damgasını vuran olayın ardından Veysel Yurulmaz geçtiğimiz günlerde ölü bulundu. Geçtiğimiz yıl Esra Erol'un programına katılan Betül, eşi Veysel'in başka bir kadından ikiz bebekleri olduğunu iddia etmişti. Türkiye'nin şaşkınlıkla izlediği olay, in ardından geçtiğimiz Cuma günü Esra, Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu açıkladı. Şüpheli ölümün ardından programda yaşananlar tekrar gündem oldu. 2023 yılının Eylül ayında, Betül Yurulmaz aldatıldığını söyleyerek, Esra Erol'dan yardım istemişti. Yayına davet ettiği Betül'ün, 12 yıllık kocası Veysel, Yurulmaz'ı da stüdyoya çağırdı. Ne olduysa ondan sonra oldu. Yayında severek evlendiklerini söyleyen çiftin bir de oğulları vardı. Ancak Veysel'in eşini aldattığı ortaya çıktı. Veysel Yurulmaz'ın 3 yıl önce Batman'dan İstanbul'a çalışmak için geldiği, bir süre sonra ise Özge isimli kadından ikiz bebekleri olduğu öğrenildi. Veysel, ikizlerinin annesi Özge ile olan ilişkisine sahip çıkmış ancak eşi. Betül'den boşanmak istediğini açıklamıştı. Ancak bu isteği hepimize hayatımızın şokunu yaşattı. Veysel'in eşi Betül boşanmak için bir şart koştu. O da ikiz bebeklere de NEA testi yapılmasıydı. Betül, çocukların Veysel'den olmadığını ispat etme çabasındaydı. Doktorları bile şaşırtan bir gerçeği duyacağını ise henüz bilmiyordu. Rüzge, ilk önce DNA testini reddetse de sevgilisi, Veysel'in Betül'den boşanması için ikiz bebeklere DNA yapılmasını kabul etti. Esra Erol'un aracılığıyla DNA testi yapıldı. Veysel ve ikiz bebekler arasında yapılan DNA testi sonucunda Veysel, ikizlerden yalnızca birinin babası çıktı. Uzman isimlerin açıklamasına göre, bu olay tıp dünyasında yalnızca milyonda bir gerçekleşen bir ihtimaldi.